Selamünaleyküm değerli dostlarım. Yine sizler için güzel doğaya gelip buradaki yaşayan yaşantının kalıntılarını sizlerle paylaşmak için çıktık yine doğaya. Videolarımda hep belirtip anlatıyorum, söylüyorum ya, kaçak göçek işler yapmayın, kaçak kazılar yapmayın diye. Bizim amacımız hem bilgiler aktarmak hem de bu işlerin zor olduğunu söylemek. Bir de ne kadar çok yaşam alanları varsa bunlar ortalama yerlerin altında. 5 metre, 15 metre, 20 metre, 10 metre. Şimdi burayla alakalı ben size ufak böyle bir bilgi paylaşacağım. Burada manastır var. Yani dünya tarihinin önünde gelen yerlerinden birisi burası. Çok yasa dışı işler yapılmış buralarda. Ben şimdi tek tek paylaşacağım. İnsanlar bir şeyleri yaparken kazılar, kaçak kazılar. 1 metrede, 2 metrede bir şeyler çıksın da hemen alıp gidelim umutlarıyla. Umut fakirin ekmeği diyerek yola çıkıyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Şimdi burada tam 10 tane kilise var. 10 tane kilise var. Burası manastır. Yani bundan atıyorum 3000, 5000, 10.000 yıl önce çok yüksekteyiz deniz seviyesinden. Bir göl. Aşağısı bir gölmüş. Burada gemileri bağlamak için, halat bağlamak için kazıklar var. Onlar hala duruyor mesela. Ama şimdi suyu olmadığı için, tamamen bittiği için bizim dönemimize kadar, bu döneme kadar tamamen aşağısı dümdüz bir oba. Ve buraların yapılışları, hani işte işaretler var deyip de işaretleri ben okuyup sizlerle paylaşıyorum ya, neden yapıldığını anlatıyorum. Şimdi bunu tekrardan ben sizlerle paylaşacağım. Ben de burayı gördüğüm zaman hani duymuştum adını ama gelmek buraya yeni fırsat oldu. O yüzden de buraya gelip sizlerle paylaşmak istedim. Burası bir manastır. Manastır denildiğinde kilisesi, tapınağı, mahzeni her şey içinde olur. Üst düzey papazların yönettiği, kralların burada yaşadığı, var olmuş, terk edilmiş bir kent, şehir. Zamanında burada bir volkan, yani bundan 1000 yıllar önce dağ patlayınca buradaki bütün kalıntıları komple kapatıyor. Tabi buradan çıkarken giderken de terk ederken de ya da işte ölüm vakti geldiğinde kendilerini belli bir yerlere gömdürüp geri kalan kişiler buraları terk ediyor gidiyor. Şimdi ben burada yapılmış olan bir işlemi çıkmış olan bir yeri göstereceğim size, kilisenin bir yeri. Yani düşünün. Burayı kazıyan insanlar ortalama 3 metre kazmışlar, 4 metre kazmışlar ve bunun kaç katı daha aşağıda. Yani bu yüzden hep belirtiyorum, kolay değil diyorum arkadaşlar. Çıkıyoruz sizler için yine dağlara, tepelere ve Tektekçi TV miydi? Arkadaşlar, Tektekçi TV diye bir arkadaşımız var. Kanalında bu maceracı denilen şarlatanın bir videosunu çekmiş. Size nacizane tavsiyem, onu izleyin. Tektekçi TV. Ve emin olun bana da dua edeceksiniz. Ben bir günde, dün denk geldi bana sabahtan. Bir arkadaşım söyledi. Arkadaşım Caner arkadaşım. Yemin ediyorum akşama kadar koptum. Yani sürekli izledim. Gülmekten öldüm. Bir sahtekarın neler yaptığını bir insan ancak bu kadar güzel anlatabilir. Tektekçi TV. İzleyin bunu arkadaşlar. Adam, kardeş buradan da sana selam gönderiyorum. 10 numara bir video çekmiş. Maceracı denilen sahtekar var ya. Onun yaptığı düzenbazlığı bir nebze de olsun insanlara göstermek için. Ama tabii anlayabilene. Bizim milletimiz hala yine bazı şarlatanlıklar yapmaya devam ediyor. Ve Horasan denilen kardeşim. Yine almışın eline şeker kamışını. O kırmızı şeker kamışın var ya. Yuvarlak bir değirmen taşı. Değirmen taşı. Arkadaştan 3 noktayı böyle eliyle kazımış. Aralara para sıkıştırmış. Yaprakların olduğu yerde pointer elindeki şeker var ya, kamış. Ötüyor. Ama ne hikmetse gidiyorsun başka yerdeki yosunları kaldırıyorsun. Ya o kadar insan oradan geçmiş. Onu görmemiş orada. Tutmuşlar değirmen taşının içine para koymuşlar. Ulan gene başladın sahtekarlığa be.
Sahtekarsınız, sahtekar. Ayıp diyorum, ayıp ayıp. Biraz insanlarda Allah korkusu olsun ya. Ya bak benim tepemin tasını attırmayın arkadaşlar. Adam gibi yayınlar yapın. Lan biraz dürüst olun ya, dürüst. Biraz mert olun. Biraz adam olun. Yani abone sayın çoğalacak diye gidip illaki taşın içine bir şey koyup da para saklayıp da buldum diye göstermek zorunda mısın insanlara ya? Bu kadar mı acizsin? İnsanları yani bu şekilde mi kandırmaya beynin adapte etmiş kendini? Yazık günah değil mi ya? Ya ben niye yapmıyorum? Benim yorumlarımda insanlar hep Allah'ın rızasıyla bana geliyor ya. En büyük hediye, en büyük para budur ya. En büyük define budur. İnsanlara kendinizi sövdürüyorsunuz. Ben dahi. Sövüyorum hep sizi ha, açık ve net. Adam değilsiniz çünkü. Sonra da gelip benim kanalımda ileri geri yazılar yazıyorsunuz. İnanmayın şu sahtekarlar arkadaşlar. Şu sahtekarlara inanmayın. Lütfen sizden rica ediyorum ya. Yani her videomda, her çekimimde ben bunu söylemek zorunda değilim. Söylemek de istemiyorum. Söylettirmeyin. İzlemeyin şunları ya. İzleyip de abone olmayın şu sahtekarlara ya. Abone sayısı çoğalacak diye gidip taşın altına saklayıp da çıkartıp da size gösteriyor ya. Bir insan bu kadar aciz olabilir mi? Beddua alıyorsun. Hayır duası al. Ben hayır duası alıyorum. Bana yorum atan arkadaşlar hep Allah razı olsun senden diyor. Yolun açık olsun. Allah sizlerden razı olsun. Bunları al ya. En büyük hediye budur. Nedir taşın yosunun altına para sakladım koyup da dıt 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 öttürmek ya? Aciz misin sen bu kadar? Çakal. Evet arkadaşlar şimdi ben size burada ve yukarılarda neler yapılmış, buralarda neler var onları paylaşacağım. Gel Caner kardeş. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Sevgili dostlar, buyurun. Gördünüz mü? Arkadaşlar burada çalışmalar yapmış. Burası dediğim gibi manastır, kiliseler var burada. 10 tane kilise. Belli bir yere kadar gelip belli bir yerden sonra bırakmışlar. Yani düşünün. Yani aşağısı, yukarısı ortalama 3-4 metre, 5 metre. Ve bunun daha aşağısı daha var. Daha gidiyor. Hani hep diyorum bak kolay değil. İnsanlar yani o zamanki insanlar siz buradakileri rahat bir şekilde alın diye buralarda saklamalar yapmıyor. Bunun gibi yine var yine göstereceğim. Bakın hep yapı nasıl yapılmış. Arkadaş burada. Gelsene de. Bakın arkadaş burada para saklanıldığını düşündüğü için burayı belki vardı. Bilemezsin. Belki vardı. Çünkü koyarlar. Yani bakın yukarı kadar çıkan bakın üstü çok tehlikeli. Şu an bizim yaptığımız çok tehlikeli iş. Allah muhafaza çökme de yapabilir. Bakın yine devam edip gidiyor. Bakalım bakalım burada şey var mı? Başka. Çok hızlı şey yaptın mı? Böyle ufaktan hiç şey yaptır ya. Bakacağız bakalım burada giriş var mı? Tarafa götürüyor beni. Ya bakayım. Arkaya götürüyor. Yani cihaz beni arkaya atıyor. Devam et diyor orada. Şimdi burada herhangi bir altın modunu aldım. Bir emare var mı? Bir şey var mı saklı olan? Ona bir bakalım. Bakın arkadaşlar yine çok tehlikeli. Yani Allah muhafaza bu komple üstümüze çökse bizim buradan çıkma şansımız %0. Allah muhafaza. Altını oraya attı bak. Yani boşluk modunda beni cihaz oraya devam ettiriyor. Oraya git diyor. Yani geri atıyor. Altın modunda da yine aynı şekilde. Devam et oraya git diyor bana. Nasıl? Daha bu başlangıç. Daha ben göstereceğim. Nasıl yapılar ama? Güzel değil mi? Yapılar güzel. Burada mermerler de var. Şu mermeri göstersene. Bakın. Burada mermer de var. Bana bir arkadaşım abi dedi mermerin olduğu
Yerde bu cihazı deneme yapar mısın? Gel yaklaşsana. Bakın. Mermer. Mermer ocağı var zaten bölgede. Evet, burada da mermer ocağı var. Bu taş da yine göstersene. Bakın bu taş da yine mermer. Adamların yaptığı işçiliklere bakar mısınız? Yine ben altın moduna burada alacağım. Bana soruyor abi, en güzel hani mineralin en yoğun olduğu, en zengin olan nedir? Mermerdir. Mineralin en yoğun olduğu nedir? Toprakta, yapıda, toprağın altında mermerdir. Bakın altın modunu aldım. Beni oraya atıyor. Normalde bunun dönmesi lazım. Kapatalım altını. Boşluk moduna yine oraya atıyor. Benden arkadaşım test etmemi istemişti bunu. Mermer daha minerallidir abi. Cihazın testi en güzel bir şekilde orada olur diye. Altta bir boşluk olduğu için koridor beni oraya atıyor. Yani mermerde ne yapıyormuş bu cihaz? Mineralde dönmüyormuş. Minerale gitmiyormuş. Bak kardeşim. Mermer burası. Burada yine mermer var. Çıkartılmış bir mermer. Biz şimdi buradan ufak ufak çıkalım. Çünkü burası Allah muhafaza tehlikeli. Canımızdan olmayalım. Hatta önce ben çıkayım, sonra da gel. Kaldın mı kafa? Burada da öyle bir oda var. Burada da ufak bir oda var. Burada komple şey var. Evet. Bunun altı arkadaşlar, bunun altı komple yapı. Dediğim gibi yapı. Komple aşağısı, yani altı yapı. Zaten belli bir şekilde duvarlarla burada örmeler yapılmış. Yani işte giriş hatları, çıkış hatları, eğitim. Buralarda hani o zamanki papazlar çocuklara, rahibelere hep eğitimler verilirmiş. Burası okulundan, tapınağından, kilisesinden, yaşam alanından tutun her şeyi. Manastır demek her şeyi kaplar. Yani 10 tane kilisenin olduğu bir yeri düşünün, kafanızda canlandırın. Yani inanılmaz bir şekilde devasa büyük bir yer. Ben birazcık hırsıyorum açıkçası. Çünkü her yeri kazımışlar. Allah muhafaza yapraklar dolup üstüne içine düşebiliriz. 5-10 metre, 20 metre olabilir. Kazanmışlar. Bakın duvar attığını gördünüz mü? Nasıl bir işlem? Bu taşların duvarların belli bir yerlerine hediyeler saklarlar. Hediyeler koyarlar. Paralar koyarlar. Yanlar
ki abi cihaz burada çalışıyor mu? Usta bu cihaz burada çalışır mı? Altın var ya. Kolakta yönler mi? Bak ben oraya götürüyorum. Gel şimdi çalın alalım. Alın bunu bir abi. Bakın arkadaşlar. Yine bir yapı. Alıyor mu? Evet. Bakın yine bir yapı. O bir tane vardı ya, neredeydi o? Alıyor mu? Oradan onu al, sonra buradan gel bunu al. Yaprak orası, dikkat etsin. He? Bastığın yer yaprak, kayma aşağı. Bana götürdü, bana baktın. Hala inmiyor bu. Hala inmiyor. Ne diyor? Aşağıya inmiyor. He. Şöyle versene bunu. Tamam bak. Burada herhalde orta şey aramışlar. Çünkü şunlar çok değişik. Kasa aramışlar burada büyük ihtimalle. Bakın buradan da yani burada kasa olmamasının bir ihtimali yok acık. Şurası bildiğin kasaymış ya. Baksana. Burası bildiğin kasaymış, buraya amcan açmış. Yani şurada bile olabilir bak. Çok farklı bu. Bu da çok farklı. Tamamen Horasan yapmış bunu. Bu da. Bir şeyle bakayım bakalım. Ne verecek? Cihazla bir tutsana. Oraya bas, buradan tut. Oraya atıyorum. Yüzüğü takalım bakalım. Direkt oraya çeviriyorum. Burada yine var ha. Abi. Aynen. Kasa kasa. Şunun içini gördün mü? Bu kadar gidiyor. Amcan resmen burayı açıp orayı almış. Ve nasıl ama bak, gel buraya gel.
Ver şu telefonu da gel buraya. Bak şimdi bunu buraya buradan yerleştirmiş. Bunu da buraya koymuş. Bir de üstünden bak böyle. Bir şey altına almış. Koruma altına almış. Bakın içine kadar devam ediyor. Yani ortalama nereden baksam 70-80 santim var derinliği. Yani buradakini amcan çıkartıp bu çünkü muhafaza altına almış burayı. Koymuş. Buna bir gerek yok. Başka bakıyorsun burada hiç öyle bir yapı şekli yok. Bakın bunlar da yine öyle. Buralara bir şeyler saklanmış. Burayı amcam boşaltmış. Boşluk burada yok. Boşluk buradan devam ediyor. Aşağıya buradan gidiyor. Bakın arkadaşlar gördünüz mü? Kiliseyi, manastırı. Yani bu toprağın altında düşünün daha neleri var. Ne yapılar var. Görülmeyen. Hani insanımız hep kazıyor ya. Kaçak göçek işler yapıyor insanlarımız. Başka nerede vardı? Yani bunların, buranın altı çok büyük, devasa bir yer. Bunların altı komple. Bu tarafa mı geçelim? Yürü bakalım. Caner, biraz da ben seni çekeyim. Sen anlat ya. Hep beni çekiyorsunuz. Bakın arkadaşlar yine. Bakın duvarları gördünüz mü? Yukarı kadar devam ediyor. Yani yukarıda çok büyük devasa yapılar var. Bakın mermer. Mermer yapı. Gördünüz. Nasıl reklam ama? Orada büyük ihtimalle yine varmış. Vardır buralarda yine saklı. Saklı vardır. Çünkü yapı olarak özellikle taşları koyup yani tuğla kırmızı olarak ve de işte mermer tarzı şeyleri koyup farklı olarak yapılan horasanlar var burada. Hayır fark ettin mi? Farklı koyulan. 1 metre hemen hemen 80 evet. Santim genişliğinde duvarlar. Yani. Şimdi bir de ben şuraya bir geçeyim bakalım orada ne var? Oradan geçebilir miyiz acı? Oradan bir şey gördüm sanki. Boşluk, bir delik gördüm. Kalınlığı da Caner arkadaşımın dediği gibi ortalama 75-80 santim. Yani yapının kalınlığı. Buradan yine devam edip yine aşağıya doğru gidiyor. Burayı arkadaşlar açıp buralardan bir girişler aramışlar aşağıya inen. Ama şimdi burası yüzeyde görünen. Şimdi bir de bunun toprağın altındaki yapıları düşünün. Sütunları düşünün. Yani manastır demek. Ne demek ki manastır? Ne demek arkadaşlar manastır? Siz söyleyin. Yazın yorumlara. Bakın bu duvar yukarı kadar devam edip gidiyor, uzanıyor. Yukarılarda yine kaya yapıları var. Yani bir üst düzeylerin oralarda yaşamış olan yerleri. Yine buradan yapılar buradan yine devam edip. Bakın burada yine şu an bulunmuş olduğum yerde buralarda acayip acayip mezarlar vardır. Ve arkadaşlar şu unutmadan onu da söyleyeyim ben. Aklımdaydı, başta söyleyecektim. Unuttum. Hani benim bir Uludağ'da çekmiş olduğum bir video vardı. Kar yağıyor demiştim. Altta manastır. Onları bir sonraki videomda paylaşacağım diye bahsetmiştim. İşte burası oranın devamı.
Ben burayla alakalı çok bir fazla bilgi paylaşmak istemiyorum. Çünkü benim her çekim yaptığım yerlere benden sonra gidenler oluyor. Ben şimdi burada cihazı da kullanmak istemiyorum. Cihazı kullanıp giriş hatlarını falan belli edersem şayet arkadaşlar buralara neme lazım? Bir şeyler yapmaya gelir. Zaten burası korunuyor. Korunan bir bölge. Bakın arkadaşlar. Bu bahsetmiş olduğum duvar yukarıdan devam edip gidiyor. Yani yukarıda güzel şeyler var da o kadar da çıkıp da şey yapmayalım ya, belli etmeyelim. Bu kadar yeter, sen şeyi bana ver. Şuradan tut ama. Ha, oradan. Benim tuttuğum yerden. Evet. Değerli dostlar, buradaki yayınları da bitiriyoruz. Ben burada çok fazla cihazı kullanmak istemedim. Dediğim gibi buraya gelip de burada farklı işlemler yapmasın insanlar. Çünkü giriş hatlarını bulabiliyor. Boşluğu, derinliği alabiliyor. Zaten çok kazılar yapılmış burada. Burası manastır. Kime ait olduğunda da fazla bahsetmek istemiyorum. Çünkü inanılmaz şeyler var burada. Hangi medeniyete ait olduğunu da söylemek istemiyorum. Burası gözetim altında, çok kazılar yapılmış. Bilinçsiz bir şekilde yapmayın. Cihazı burada dediğim gibi çok fazla kullanmak istemedim. Tünelleri, boşlukları, odaları kapak diye kapak. Bunları ben göstermek, bile bile göstermek istemedim. Gelip insanlar burada farklı şeyler yapmasın. Arkadaşlar, kanalıma abone olarak bana destek vermeye devam edin. Verdiğiniz desteklerden de dolayı size çok teşekkür ederim. Yine güzel bir yere gelip sizlerle bilgiler paylaştık, paylaşmaya çalıştık. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.